Kataract aslında ileri yaşla, artan yaşla daha sık gördüğümüz gözün içindeki doğuştan gelen merceğin giderek bulanıklaşması, kesifleşmesi, yani saydamlığını yitirmesi halidir. Mercek gözümüzde hemen bu iris dediğimiz renkli tabakanın arkasında, gözü top gibi düşünürsek ön taraf, yani gördüğümüz yerle arka taraf, göremediğimiz alanın tam ortasında yer alıyor. Ve ben hep hastalarıma da öyle anlatıyorum. Aynı doğduğumuzda püripak, saydam, tertemiz bir mercek, bir cam düşünün. Bunun amacı nedir? Gözün optik tabakası, yani aslında göze gelen ışığı, içeri giren ışığı kırıcılığıyla gözün retinasına, yani topun içini saran ince duvar kağıdı dediğimiz sanki 200 mikronluk retina tabakasının üstüne düşmesini hedefleyen bir optik tabaka. Saydam bir mercek. Ne demek? Şeffaf olmalı. Kataraktta ise kataraktın aşamaları var. Bunun merceğin ön tarafı, orta tarafı, arka tarafı veya hepsi bir arada bulanıklaşmasını kastediyoruz. Yani o saydamlığı, ışık geçirgenliği azalıyor. O zaman da göze giren ışık azalıyor. Aynı halk arasında bu perde, göze perde indi, perde gibi. Aslında doğru bir terim. Gerçekten biz ona bir ışığın geldiği yere bir bariyer çektiğimizi düşünün. O zaman ne oluyor? Göze aslında daha az ışık geliyor ve görme kalitesi bulanıyor. Bunun aşamaları var. Her katarak ameliyat gerektirir mi? Hayır. Ben onu hep böyle diyorum, dediğim gibi. Cam var. O cam yavaş yavaş, önce biz doğduğumuzda 10, 20, 30'lu 40'lı yaşlarda tertemizken yavaş yavaş önce tozlanıyor, buğulanıyor, puslanıyor. En son buzlu cama kadar gidebilir. Bunu, buzlu cama gelmesini zaten bekleyemeyiz. Ama eğer görmenin, hastanın görme kalitesini etkilediğini düşünüyorsak ve bunun başka bir gözle, başka bir hastalıkla açıklanamayan bir sebebi yoksa kataraktı ameliyatla düzeltiyoruz. Yani kataraktın tedavisi cerrahidir. Ne yapıyoruz? Aslında çok kabaca dediğim gibi o merceği alıp, o camı alıp yerine yeni bir cam takıyoruz diyebiliriz.